Hem tatil günü çalışıyorsun, hem de sabahın körü işe gitmek zorundasın. Bu Kemal Bey'le külahları değişeceğiz bak. Bugün durum çok karışık anne. Çok önemli bir toplantı var. Ayrıca... Boş ver, biraz karışık işte. Bu gece semalara gidecektik ya. İstersen erteleyelim. Sen rahat olduğunda gideriz. Yok canım, o kadar da değil. Akşama görüşürüz, Fahriye'ye selam söyle. Hadi oğlum, yolun açık olsun. Görüşürüz. Güle güle. Evet, yolcu yolunda gerek. Zaten işlerimizi de hallettik. Refik'le konuştuk, anlaştık. Hemen bugün gidip görüşecek abi. Güzel. O zaman ben gidiyorum. Tamam abim. Az daha yetişemiyordum. Çok trafik vardı. Ne işin var senin burada? Toplantın yok muydu? Vardı. Ben seninle Ankara'ya geliyorum. Madem trafik var, bir an önce gidelim. Görüşürüz Aynalı. Görüşürüz Aynalı. Geç kalmadı değil mi çocuklar? 20 dakika daha var baba. Günaydın. Günaydın. Bir yere mi gidiyorsun? Toplantıdan haberin yok mu? Var da bugün Kemal abiyle Ankara'ya gitmem gerekiyor. Toplantıya katılamayacağım. Araştırma raporunu da dün gece burada unutmuşum. Bunun önemli bir toplantı olduğundan haberin var herhalde. Biliyorum Filiz, ama yapabileceğim bir şey yok. Önemli kararlar alınabilir Yılmaz. Sonra senden bilgi alırım. Hı. İyi yolculuklar o zaman. Sağ ol. Baba, biraz sakin olsan. Nasıl olayım Ömer? İlk defa bu kadar yabancıyla bir yönetim kuruluna giriyorum. Bir tarafta niyeti belirsiz bir adam, diğer tarafta garip bir kadın. Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Efendim? Ne yapıp edip bu kadının elinden hisselerini almak lazım çocuklar. Bu gece Meral Hanım'ın işlettiği lokantaya gidip konuşmaya karar verdik zaten. Haberler kötü. Karşı mağazada çalışanlar kazan kaldırmışlar. İki aydır maaşları ödeyemiyoruz ya. Bizi dava etmekle tehdit ediyorlar. Bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Oraya gidip konuşmak lazım. İsterseniz ben gidebilirim. Yok, sen değil de... Sen gitsen daha iyi Filiz. Böyle durumlarda işi ciddiye aldığımızı bilmeliler. Karşılarına senin çıkman daha etkili olur. Tamam babacığım. O zaman ben hemen gidiyorum. Görüşürüz. Çalışanların ücretleriyle ilgili ilk defa sorun yaşıyoruz. Baba, sen merak etme. Hepsini halledeceğiz. Böyle giderse birkaç ay sonra geri dönülmez bir noktada olacağımız kesin arkadaşlar. İflastan bahsediyorum. Bu arada büyük hissedarlarımızdan biri toplantıya gelemeyeceğini bildirdi. Bazı yatırımcılarımızın burnu iyi koku almıyor anlaşılan. İnsan iflasın eşindeki bir şirketin hisselerini neden alır anlamıyorum. Evet, durum budur. Şimdi iyi teklifleri, İyi önerileri, iyi fikirleri olanlar varsa dinliyorum. Buyurun. Yaptığım incelemelere göre holdingde binlerce çalışan var, doğru mu? Evet, doğru. Tam sayıyı şimdi hatırlayamıyorum ama çok sayıda çalışanımız var, evet. Bu durumda yapılacak en doğru hareket işçi çıkarmak olacak. Örneğin 1000 işçi çıkarırsak nakit sıkıntısını yok edebiliriz. Bu en son düşüneceğimiz şey olmalı Meral Hanım. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Zaten her şeyin sonundayız Erol Bey. Doğru söylüyor baba. Bu çok önemli bir karar Ömer. Düşünmemiz gerekiyor. Başka çözüm kaldı mı baba? Sen ne diyorsun Murat? Vallahi bence de artık başka çözüm yok. İlk etapta 500 işçi çıkarıp bir duruma bakmak lazım. Bu noktaya geldik demek. Tazminatları da hesaba katın. Yani kabul ediyor musun? Daha iyi bir önerim var mı? Başka bir konu olmadığına göre artık toplantıyı bitirebiliriz.
Erol Bey. Erol Bey. Meral Hanım. Bir dakika. Buyurun. Sizinle konuşmak istiyorum. Bu akşam Hakan Bey'le iş yerinize gelsek uygun musunuz? Elbette uygunum. Kaç diyelim? Geç saatlere kadar ofisteyim. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın. Akşam gidiyoruz. Tamamdır. Yani keşke başka bir çözüm olsaydı. Ben hesapları bir göz attım. 500 işçi çıkarılırsa tazminat ödemelerinde zorlanmıyoruz. Ne diyorsunuz? Tamam, ne gerekiyorsa yapalım. Bölüm şefleriyle bir toplantı istedim zaten. Hepsi kendi listesini hazırlıyordur. İşçilerle konuşmayı bölüm şefleri mi yapacak? Bilmem. Kim yapmadı? Gücüm yetse ben yapardım ama. İsterseniz ben yaparım. Hoş geldiniz. Çalışanları buraya toplar mısınız? Bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar, kısa bir mola veriyoruz. Şöyle toplanalım. Bu işin bu kadar zor olacağı aklıma gelmemişti. Erol Bey haklıymış. Arkadaşlar, Murat Bey size bazı açıklamalarda bulunacak. Öncelikle herkese merhaba. Merhaba, sağ olun Murat Bey. Sağ olun Murat Bey. Şimdi size yönetim kurulunda alınan bir kararı açıklayacağım. Ama daha önce bilmeniz gereken şeyler var. Sanırım sizler de duydunuz. Bir süredir büyük bir maddi sıkıntı içindeyiz. Bunu aşmak için halka açıldık. Belli bir nakit akışı sağladık. Ancak durumu değiştiremedik. Bir süredir de çeşitli çözümler üzerinde uğraşmaktayız. Ama maalesef hiçbiri işlevsel olmadı. Bu nedenle yönetim kurulu belli miktarda işçinin çıkarılmasına karar verdi. Bazı arkadaşlarımızla çalışmaktan vazgeçmek zorundayız. Çözüm diye bulduğunuz bu mu? Ne kadar işçi çıkarılacak? İlk etapta 500 kişi. İlk etapta, yani ikinci etapta var öyle mi? Tazminatlar ne olacak? Tazminatlar kesinlikle ödenecek. Kimlerin çıkarılacağı belli oldu mu? Yani bir liste var mı? Evet arkadaşlar, isimler belli oldu. Bunları ben size açıklayacağım. Çok üzgünüm arkadaşlar. Ben sözü bölüm şefinize bırakıyorum. Evet, şimdi elimdeki zarfları dağıtmaya başlıyorum. Bu arkadaşlar 15 gün içinde işten ayrılacaklar. Cüneyt Budak. Kemal Sarı. Revziye Can. Mustafa Gündoğdu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.